Bakın bugün mutfağımda kim var? Reşel hoş geldin. Hoş bulduk. İyi ki geldin. Çok teşekkür ederim. Göbeğim ve ben bu fırsatı kaçırmazdım. Evet, gerçekten. Evet. İki kişi geldiler. Gerçekten evet. hamile. Ve de ne yapacağız bugün? İki tane tarif yapacağız bu videoda. Tam evet. Reşel'in tarzına uygun. Ne yapıyoruz Reşel? Bir tane koca kaçıran tarif, bir tane de koca kaçırmayan nefis bir yemek tarifi yapacağız. Koca kaçırmayan evet. hangisi? Örnek gösterelim. Evet. Bir tane şöyle hemen. Tam yaprak sarma yapacağız. Hem de etli. Hem de etli, evet. Aynen. Bu koca bulduran tarif. Bu yani. Koca hem bulduran. Koca kaçırmıyor hem de koca bulduran nefis bir tarif yapacağız. Reşel ama artık sen ne yeni yapayım? Gelinliği açtın. Değil mi? Kazlı yani, olduğu bir yeni. Yani evet. Ucundan, ve yapıyorsun bayağı ucundan. Şeyler. Yapıyorum. Ben çok seviyorum yemek yapmayı. Senin kadar güzel yapıyor muyum emin değilim. Bence kesin yapıyorsundur. Yani hani daha 40 fırın ekmek yemem lazım ama sevdiğim yemekleri ve tabii ki eşimin sevdiği yemekleri yapıyorum. Ben yani tarifine baktım. Bence her şey çok böyle İyi. Yerinde ve daha çok önce sevindim. Yaprak sarması da yapmamıştım. Gerçekten bu arada bunu iki kişi yapmak da çok iyi yani. Tek başına aynen, oturup sar. Zaten böyle şimdi sohbet etmek gerekiyor aynen. vakit geçsin diye. Ben valla başladım bile. Bir başla. Şimdi şey yapalım. Salamura yaprak kullandığımız için onu biraz kaynatacağız. Aynen öyle. Yumuşasın. Hem de tuzunu alsın. Aynen. Tuzu ve sertliği gitsin. Üzerine kaynar su koydum. Başka neyimiz tamam. var malzemelerde? Başka neyimiz var? Yarım kilo dana kıyma, yarım kilo kuzu kıymamız var. Ben kanalı ele geçirdim şu anda. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben yanlış aldım o zaman. Nasıl bu? Çünkü ben 250 gram aldım. Hiç önemli değil. Onu daha göstereyim. Az çıkan. Aynen, aynen öyle. Yani tamam. yarım. Önemli olan hani hem yani çok kuzu ağır da var, olmaması da var. İçin hem dana hem kuzu. Pirincimiz var. Maydanozumuz var, biber salçası, domates salçası, limon. Bu arada limonu ben içine de koyuyorum. Normalde ekşi, hani ekşi. Aynı. Çok güzel. Sumak var ve yeni baharımız var. Bir de en son üstüne mis kokulu sarımsak atacağız. Ha bunları tane tane üzerine aynen atacağız. Aynen öyle. Aslında aynen bu öyle. Biraz şeye benzedi benim için. Mesela Arap dolmasında da böyle bol ekşili, limonlu evet, sumak ekler baharatlı. Ve çok aynen. lezzetli olur. O zaman yapraklar kaynasın. Tamam, kaynasınlar onlar. Nasıl biz gidiyor de... hamilelik? Hamilelik hemen konuya girdim. Hamilelik iyi gidiyor. Güzel gidiyor yani böyle çok şükür diyeyim. Sıkıntılı böyle bir süreç geçirmedim. Şimdi kaç ay oldu? Valla 4 haftam falan kaldı evet. doğurmak için. Evet ama siz çok hesaplayın iyi gözüküyorsun. Hafta hesabı yapmayayım çünkü böyle bilmeyenlere ben eskiden böyle hani hep birine sorardım işte kaç aylıksın diye işte 32 hafta 3 gün 12 saniye falan böyle sinir olurdum ben onu hesaplayana nasıl kadar ya şu şey an işte 8 ayı geride bıraktım işte 8,5 ay diyelim hani 9 ay 10 güne göre hesaplayınca yok 8 aylığım. Ama şey çok iyi gözüküyorsun. Çok teşekkür ederim. Çok az kilo aldın. Değil mi? Şu ana kadar 8,5 kilo aldım. Muhtemelen müthiş. 10'la falan kapatırım ama harika. Şey yapmıyorum bu arada. Hani aman dikkat edeyim kilo almayayım. Hiç yapmadım gerçekten çünkü insanlara o da itici geliyor ki bence de çok itici bir şey. Hani sadece kilo almamak uğruna böyle hani ekstra dikkat etmek ve çocuğu birçok şeyden mahrum etmek ve insanın kendisini. Hiç öyle bir şey yapmadım. İştahsız geçirdim. Tamamen yani tamamen şansa hani iştahsız bir hamilelik geçirdim. Ondan böyle oldu. Ay ne kadar güzel. Ben mesela 34 haftalıkken işte ne kadardım? Artı 18'dim galiba. Bayağı İddialı. Almıştım yani. İddialı. Baharatları güzel. Sana bırakıyorum. Senin tamam. göz kararın olsun. Tamamdır. Önce salçaları mı eklesek? Salçayı biraz suda açayım mı? Olur. Tamam. Aynen. Çok zaman çok az suda. Aynen. Mutfağı sana emanet ettim. Tamamdır. Kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda ben varım diye. Tamamen. Peki aslında şey... YouTube kanalın bence çok da tatlıydı ama çok bir şey yapmıyorsun. Çok bir şey yapmıyorsun derken hiçbir şey yok. Bir heves açtım bu arada. Hani böyle bir furya var ya hani herkes YouTube'da bir anda öyle şeyler. Beni de tabii ki böyle bir motivasyonla oraya doğru itelediler ama çok 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 emek sarf etmek gerekiyor. Yani yapanların gerçekten takdir ediyorum. Ellerinden de öpüyorum. Content yaratmak, kaliteli içerik ve bunu sürdürülebilir olarak devam etmek bence çok zor ve şu an yapabilecek bir şeyde değilim maalesef. Ama mesela Instagram'da yani çok güzel içerik yaratıyorsun ve ben hani şeyi de çok beğeniyorum, tuz da koyuyorum. Evet. Hani Reşel'in hem tarzını hem seçtiği kıyafetleri, kombinlerini çok beğeniyorum ama
altına yazdığın metinler bence müthiş yani. Hani gerçekten sen bence müthiş bir metin yazarısın aslında. Ben reklam yazarı olmak istiyordum. Evet. Asıl yani her şey buradan yani reklam yazayım böyle insanlar gülsün, içerik üreteyim hani gibi böyle bir şeyim vardı. Olmadı. Böyle bir şeye kaymış bulundum ne yani. Ne güzel. Istemeden. Daha iyi o. Evet. Bence aynen çok öyle. Güzel. Bunu elle mi karıştıralım şeyle İstersen bunu ben yoğurayım. Olur. Sen yoğurma. Hayır ben yoğurmasına yoğururum ama şöyle bir şey var. Şey tutamıyormuş hamileler, çiğ et. Ha, bunu biliyor evet, muydun? Tabii bakteriden dolayı aynen. Çok enteresan bilgiler öğreniyorum ben de aynen, tabii ki. Aynen, bununla beraber. Yok ama zaten 34 haftalık burada değil ben mi? Dururken o izin vermem. İzin şey olmaz. Peki böyle hamileyken çok aşerdiğin işte of, evet. Neler oldu? Şalgam suyu, turşu. Çok enteresan. Tamamen böyle ekşi ve limonlu. Yani şu an bu dolma içinde o yüzden ekstra heyecanlıyım. Bayağı ekşi yapacağımız tatlı. İçin. Tatlı? Sıfır. Ve normalde peki tatlıcı mısın? Normalde çok tatlıcıyım. Ve böyle kahvaltıdan bile tatlı yemeden kalkmayan bir insanım. Yani her öğünümü mutlaka tatlıyla bitiririm. Hamile kaldıktan sonra tamamen bu kesildir. Şöyle bir tahta kaşığın var mı? Şunu var, şey yapayım. Var. Bak hemen şurada. Gördün mü? Peki yani şimdi siz Reşel'i Instagram'dan takip ediyorsunuzdur ve biliyorsunuzdur. Reşel daha bebeğinin cinsiyetini bilmiyor. Evet. Böyle bir şey var mıymış işte canı tatlı evet, çekerse evet. Şudur tuzdur. Şey şöyle bir laf oğlan var. Oğlan mı acaba? Ye ekşiyi, doğur Ayşe'yi, ye hakkıyı, ye tatlıyı, doğur Ayşe'yi. Tamam ye, bir dakika baştan soracağım. Ye ekşiyi, doğur Ayşe'yi. Ye tatlıyı doğur hakkıyı yani bu sen durumda istatistiksel olarak aynen Ayşe çıkarmam lazım. Benim nedense içime şey doğdu. Ne doğdu? Oğlan doğdu. Oğlan mı doğdu? Ya bilmiyorum bir öyle bir oğlan doğdu ama gerçi benim için %90 hep oğlan doğuyor bu senaryolarda. Bende de nedense öyle bir şey var. Bakalım çok merak ediyorum ya. İlk başlarda gerçekten çok daha böyle cool hissediyordum kendimi ve insanlar çok tepki veriyorlardı. Hani nasıl merak ediyorsunuz? Niye öğrenmiyorsunuz? Hangi yüzyılda yaşıyoruz? Hani bu kadar teknoloji, ultrason çünkü 12. haftadan itibaren belli. Ya biz de hani ilk çocuk ne bileyim böyle şey yapmak istemedik. Hani sağlığa odaklanalım istedik. Ve ne gelirse çok sevineceğiz diye düşündük açıkçası. Tabii canım aynen öyle. Aynen hiç yani ya kız ya erkek. Etmez, evet. Aynen. Ve ilk başlarda böyle gerçekten hiç merak etmiyordum ben de. Böyle çok daha rahattım ne olursa olsun falan diye. Bu aralar çatlamak üzereyim. Ben, meraktan ve heyecandan delirmek üzereyim yani. Bakalım ne çıkacak? Yer değiştirin. Şöyle şeyler bir oldu bir kayıttan bir çıktığımızda. Önce yaprakları süzmeye karar verdik. Evet, birazdan onu yapacağız. Şuradaydım. Çok azıcık yenibahar ve çok azıcık tuz daha ekledik. Evet. Bunun altını kapattık. Şimdi süzeceğiz. Aynen süzeceğiz. Ben süzerim onu. Bir de bütün eti yoğurttum. Akşama yemek hazır kocacığım. Ama güzel buradan oldu. Buradan sana sesleniyorum. Sen bunu izlediğinde biz çok uzaklarda olabiliriz. Peki Çin takvimine bakmadın ha, mı? Çin takvimi tamam cinsiyetten bahsediyorduk. Evet. Tamam, anlatıyorum o zaman bu konuyla ilgili anılarımı. Şimdi ben aylardır açıkçası kız hissediyorum. Gerçekten hani bu arada hiç böyle ona göre bir İsteğin alışveriş yok, yapmadık. Tamam. Hayır hayır yani ne isteğim evet. Var ne hani isteğim derken aman yanlış olmaz töre falan böyle falan. Kız çok isterim. Çok çok isterim ama illa kız olsun illa erkek olsun gibi bir şey söz aynen, konusu değil. Aynen kız da olursa erkek de oğlan aynen bizim öyle. Kız bizim tamam. Kesinlikle katılıyorum. Sadece şey yani hiç böyle hani hep unisex alışveriş yaptık yani hani beyaz işte zürafalı, ayıcıklı, arılı, marılı böyle bu tarz şeyler aldık. Çin takvimine göre erkek oluyor. Ama 5 tane arkadaşım falan bakmış Çin takvimine hiçbirininki tutmamış. Seninki tutmuş mu? Benimki tutmuştu. Öyle mi? Evet. Allah Allah. Çin takvimine göre erkek yani bilmiyorum birçok böyle batıl inanca göre de kız. İşte ekşi olayı. Sonra böyle karnının bilmem şekline göre var. Karnının şekli mesela kimi insan diyor ki ah benim karnımın aynısı diyor mesela kızı var. Kimi diyor ki abi kesinlikle benim karnımın aynısı. 3 oğlum var benim. Hani çok çok göreceli bir şey. Bu arada ben hiç mesela kendi karnımın şeklini hatırlamıyorum. Ben de anlamam. Göstereyim şöyle tezgaha koyayım göbeğimi. Yani ben bilmiyorum bana çok sivri gelmiyor yani. Sence sivri mi? Sivri olunca kız mı olurmuş? Sivri olunca erkek olurmuş. Böyle füze gibi olunca böyle erkek olurmuş. Ben kesinlikle kendi karnımı nasıl hatırlamadığım için onu bilmiyorum. Şimdi ben bunu süzüyorum. Tamam. Reşel. Ondan sonra zaten dolduracağız. Aynen sarmaya başlayacağız. Şimdi yaprakları süzdük.
Bunların bir kısmını tencerenin altına yayıyoruz değil mi Raşel? Aynen, düz düz yayalım ki kemiğimiz olsaydı. Biraz altına kemik de koyardık. Aynen. Kemik böyle güzel su verecekti, tat verecekti ve yapıştırmayacaktı aynen altına. Ama kemik... Şimdi yaprak verin. Evet, evet. Peki böyle sen de bir yanımıza bir kat, tamam. Bize boşluk sarmayı kalmadan göster. Tamam. Önce damarlı bir yaprağı nasıl yapıyoruz? Bence onu göstereyim. Tamam. Şu bıçağını alıyorum. Bayağı da büyükmüş bıçak. Şöyle salamura yaprağının bu damarını kesiyoruz böyle incecik bir üçgen gibi. Şöyle çıkartıyoruz. Şunu şuraya koyuyorum. Sonra şimdi göz kararı yapacağım. Bir dakika, bunu güzelce açıyoruz bu yaprağı. Buradan. Yani bu arada yaprak sarmanın böyle ince ve çok sıkı sarılmışı makbuldür. Hı-hı. Tabii kişiden kişiye değişir. Zevk meselesi ama ben mesela kalın hiç sevmem. Sen sever misin? Bence de ince ve sıkı sarılmış. Kesinlikle. Aynen. Şu kadar et mesela yeterli. Çok estetik tamam gözükmüyor olabilir şu anda ama hı-hı tadı çok güzel olacak. Böyle sıkıştırıyoruz ilk katmanı. İki yandan katlıyoruz. Sonra da deyip çok kalın sarıp. Yok ama yapraktan hayır, yaprağa canım, da evet değişecek yapraktan tabii ki. Yapraktan yaprağa değişir. Bazı yaprak daha kalın oluyor yani ister istemez. Hani şu şekilde. Bence güzel gayet iyi. Bir tane hani sarmış olduk. Böyle hepsini yerleştireceğiz. Dizeceğiz tabaya. Aynen. Devam edeyim. Yine yaprağı tabii hani kaynar sudan aldığımız için çok yumuşak. Şey olmaması için biraz böyle yani yırtılmaması için alırken biraz soğumasını bekleyebilirler. Hı hı. Biz de beklemiş olduk. Aynen şu an gayet iyi ama bu yaprak bile kalın yani daha ne kadar incesi aslında. Aynen o öyle. O kadar şey iyi bir yaprakçınız varsa şöyle koyduk. Hazır konserveler de satılıyor. Yani onlardan da yaptım daha önce. Fena olmadı bu arada ama tabii ki hani yaprağın iyisine göre çok daha fark ediyor bana sorarsan. Bunu böyle makineleri de satıyor biliyor musun Raşel? Ya o gerçekten çok büyük bir kolaylık aslında. Evet böyle tık 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 sarıyorsun. Çok büyük bir kolaylık. Denemedim ben ama şeyi de gördüm, Instagram'da gördüm. O zaman biz bütün dolmaları saralım. Tamam. Ondan sonra pişirme aşamasında tekrar şey tamam yapalım. Evet sardık. Bitti. Siz bitti görmediniz ama biz hepsini tek tek sardık. Evet. Bunları da dizelim. Aynen. Hadi koyalım sonuna. Ben sonlara doğru biraz böyle sıkılıp kalın sarmış olabilirim. Yok yok iyi sardık iyi. Biraz. Genelde hep benim sarma maceram böyle inceden kalına doğru sıkıldıkça hafif hafif kalınlaşarak gidiyor. Şimdi sarımsak. Şimdi sarımsakları ne dedik yani 10 tane mi kaç tane var? Bir, yani göz kararı bir baş gibi bir başı soyduk. Sadece içine atacağız yani üstüne serpiştireceğiz güzel bir lezzet versin diye. Hı hı. Ben mesela kendim ne yapıyorum diye düşünüyorum. Ben bazen nane de koyuyorum. Nasıl tencerenin nane altına taze nane. Taze nane yaprak yaprak yani. Evet aynen tencerenin altına mesela et kemik koydum. İşte biraz taze nane biraz şey de koyuyorum. O da güzel lezzet katıyor. Ama benim de yani vazgeçemediğim limon ve sumak çünkü ekşilik aynen, çok güzel dolmaya oluyor. Çok yakışıyor. Nefis şu an böyle ekşi. Şunu da soyalım mı dur bakayım. Soyalım. Su ölçüsü de şöyle bir bardak pirince yine 1,5 bardak. Pilav hesabı gibi. Aslında hani bire 1,5 değil mi? Evet, öyle yaptık. Bire 1,5 yaptık. Şimdi suyumuzu dökeceğiz. Aynen. Ondan sonra altını açacağız. Altını açalım. Yani dolma pişene kadar ama bence nereden baksanız 1 saat. Aynen öyle ya 45 dakika diyorlar ama ben hiçbir zaman 45 dakikada almadım. Sen peki üzerine ağırlık koyuyor musun? Üzerine ağırlık koymuyorum. Piştikten sonra demlemeye bırakıyorum tabakla. Hani pişti hani 45 dakika sonra sonrasında tamam tabak bastırıp hani demlensin diye bırakıyorum. Tamam. O zaman tamamız. Aynen şimdi öyle. O haşlanırken bir tane de koca kaçıran tarif yapalım. Raşel Sami'ye sormuş.
ben sana bir akşam yemekte ne yapsam kaçarsın diye. Ve Sami demiş ki... Bence söyleme, yapıp göster. Evet, getiriyorum. Getiriyoruz. Ve koca kaçıranlarda bugünkü konuğumuz... Brokoli. Bu arada ben bayılıyorum brokoliye, çok ben seviyorum. Ben de çok seviyorum. Üzüldüm. Ama tabii ki şöyle düşünün, eşiniz işten eve geliyor böyle yorgun argın filan. Akşama ne yemekte ne var karıcığım filan hani diyor. Siz de diyorsunuz ki brokoli. Yanında ne var? Brokoli. Yanında ne var? Yoğurt. Hani bununla o koca kaçar. Hani sadece böyle sağlıklı besleneceğiz niyetine. Bu bir yan yemek olabilir, garnitür olabilir, balığın yanına, etin yanına ama hani kocanıza sadece bir böyle haşlama sebze yapmayın özellikle. Yoksa koca kaçıran. Şimdi bunu, o zaman bir şey söyleyeceğim. O zaman dolma sana gitsin, tamam. Brokoli bana gelsin bu akşam. Biz onu ölçeceğiz. Benim en sevdiğim şey, çok seviyorum brokoli ya. Ben de ya. Çok seviyorum. Bayağı seviyorum. Ya, ben bu arada hani sağlıksızlaştırıp seviyorum. Bilmiyorum sen nasıl seviyorsun. Evet. Ben böyle beşamel soslu, of, işte cheddar peynirli falan, kremalı falan böyle şey çok seviyorum yani. Hani brokoli brokolilikten çıkıyor. Zaten yani brokoliye artık en yakışan peynir de cheddar'dır. Ay çok güzel. Gerçekten ben de çok severim. Şimdi şuradaki tencerede çok azıcık suyumuz var. Evet. Az suda biraz böyle sanki buharda pişiriyormuş gibi yapacağız çünkü. Aynen. Ondan sonra ama gene biz buna bir zeytinyağı falan yaparız koyarız, ya. Koyarız. Bence evet. De yaparız. Evet, öyle şey bırakmam brokolimi. ondan sonra... Bu arada dolmanın yanına yapıyoruz sanılmasın. Hani bu böyle tamamen hani koca ayrı kaçıran versus koca kaçırmayan iki tarif olarak yaptık. Aynen. Dolmanın yanına ben genelde cacık yapıyorum bu arada, evet, evde. Evet, hani aynen. Böyle cacığın içine de şey koymayı çok seviyorum. Dolmalık kırmızı biber, salatalık, taze nane ve yeşil biber. Bak ben biberli yapmıyorum cacığı, evet, deneyeceğim. Bir dene, çok deneyeceğim. Güzel oluyor. İnanılmaz deneyeceğim. Güzel oluyor yani. Süper, o zaman her şeyimiz pişsin. Ondan sonra tabaklarımızı alalım ve yiyelim. Yiyelim. Tamam, aynen öyle. Ta 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 tam ve hazır. Ve çok lezzetli olmuş çünkü yani videoya kadar ben şuradan alıp aynen, bir beş tane de falan götürdük. Çok güzel oldu. Gerçekten, gerçekten çok, güzel, çok oldu. Güzel oldu. Ne yaptık? Pişirdik böyle bir 55 dakika falan pişti. Aynen. Ondan sonra bir tabak kapattık. Bir saat de diyebiliriz. Aynen öyle. Bir 5-10 aynen dakika tabakla aynen pişirdik. Sonra altını demlensin kapattık. Demlensin diye. Demlensin kapattık, diye bıraktık. Bıraktık. Hiç yani ve suyu falan da tam geldi. Ve dağılmadı. O çok dağılmadı, önemli. Evet. Aynen. Al şöyle. Şöyle göstereyim hatta. Sen açılışı yap. Ben de güzel bir tane seçeyim şuradan. Hmm. Şöyle. Şimdi şu şey, serçe parmakla aynı hani yaklaşık aynı oldu. Tamam bu biraz kara gözüküyor ama normalde gerçekten güzel sarmak çok önemli. Hem dağılmasın diye hem de bilmiyorum yerken daha lezzetli aynen oluyor benim için. Aynen. Reşel çok teşekkürler. Hamile hamile geldin. Güzel bir anı oldu bize. Kesinlikle katılıyorum. İleride umarım böyle çocuğunu otur izletiriz. Bak annen böyle karnı hamileydim. Evet. Bunları sardığımda diyeceğim. Evet, evet. Umarım denerler ve evet çok keyif alırlar. Denerseniz siz de şey yapın lütfen, fotoğraflarını çekip Instagram'da evet paylaşın. Bunun adı neydi? Koca Bulduran. Koca Bulduran. Tamam, hashtag Koca Bulduran. Reşel'le beraber bekliyoruz. Reşel'i de hala takip etmiyorsanız ben açıklamalar kısmında Instagram'ın linkini vereceğim. Mutlaka takip edin. Bol kahkaha garantili. Ben çok eğleniyorum. Bunu da tanıtalım. Evet, bu da Koca Kaçıran. Aynen, brokolimizi Koca de denerseniz. Tek öğün, ana akşam yemeği Koca Kaçıran, evet. Evet, bekliyoruz. Bunu tercih edin. Görüşürüz, bay bay. Hoşçakalın.